Birden 9'a kadar olan rakamlar ikişer kez sırasıyla ve yan yana yazılarak 18 basamaklı A sayısı oluşturuluyor. Buna göre A sayısı 11'e bölündüğünde elde edilen bölüm kaç basamaklıdır? Burada özel bir durum var. Şimdi A sayısını 11, 22, 33 diye yazmış. Şöyle bir şey var. Mesela, tabii bu özel bir durum ama soruya baktıktan sonra ne olabilir diye düşününce görebiliyoruz. 11, 22 yani 1122 sayısını 11'e böldüğümüzde 102 sonucu çıkıyor. Şu sayıyı yani 112.233 sayısını 11'e böldüğümüzde şu sonuç çıkıyor. Yani 1, 0, 2, 0, 3 oluyor. Eğer şunun yanına 4, 4 diye 44'ü eklersek yani 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 olduğunda bölüm de 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 oluyor. Böyle özel bir dizilim var. Aslında bu özel dizilimi fark etmemizi istiyor soru. Dolayısıyla A sayısını açık halde yazarsam 11, 22 rahat okunsun diye bu şekilde söylüyorum. 44, 55, 66, 77, 88 ve 99. Bunu 11'e böldüğümüzde şu şekilde bir ifadeye ulaşacağız. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9 şeklinde sonuca ulaşacağız. 9, 0 değil. Dikkat edersek 11, 22'yi 11'e böldüğümüzde 1, 0, 2 elde ediyorduk. Yani 1, 0, 2, 0 elde etmiyoruz. Doğal olarak tabii sayı bir basamak düşüyordu. Burada da A sayısı 11'e bölündüğünde bölüm bu şekilde oluşuyor. Bu kaç basamaklı diye baktığınızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 basamaklı olduğunu görüyoruz. Buradan neyi çıkartmamız lazım? Bu tarz sorularda özel bir dizilim olup olmadığını yakalıyoruz. Biraz daha sayısal mantığa doğru giden bir soru bu yeni nesil ALES, KPSS, DGS sorularında. Bu şekilde ulaşıyoruz. Hani pratik olarak bu 18 basamaklı 11'e bölününce muhtemelen 17 basamağa inecek ya da 16 basamağa inecek. Şıklarda 16 yok. Demek ki 17'dir de diyebiliriz. Ama bu şekilde de çözebiliriz. Niye öyle diyoruz? Zaten 10'a bölününce sayı bir basamak düşüyor kafadan. 10'a böl bir basamak düşüyor. 2 basamakta düşme ihtimali 11'de var ama bir basamakta düşebilir. 1 ya da 2'dir 17'de diyebiliriz. Oradan da bir açık kapı bırakmışlar. Nasıl bırakmışlar? Şıkları bu şekilde vererek bir açık kapı bırakmışlar.